Ediyorum. Geçen gün haber dinleyenler arıyorlar. Ya başkanım seni de dinlemişler. Paralel devlet dinlemiş. Dinlesin. Neyim var benim ya? Olsaydı zaten çoktan ben gitmiştim. Sevgili manatırlarlar. Buna nasıl dur diyecek? 30 Mart'ta buradan başbakanımıza. Eğer sayın başbakanımız yoksa benim Karasu'da belediye başkanı olmuşum olmamışım neye yarar? Bu ülkenin yarını yoksa, bu çocukların yarını yoksa, bunların geleceği yoksa benim başkanlığım ne işe yarar soruyorum size. İhmal etmiş ama ben de bu harçta benim de tuzum olsun, bu çorbada benim de tuzum olsun demiş. Gelmişler yeni Türkiye'nin kurtuluşunda biz de varız biz de. Bu işte hambalığız, hizmetçiyiz diyor. Çok teşekkür ediyorum hanımlara. Değerli gençler, sizin hakkınızı bu siyasetçiler ödeyemez. Ben adam Recep Tayyip Erdoğan. Öncelikle şunu söylüyorum. Bizden önce buraya çok değerli belediye başkanı aday arkadaşlarımız geldi. Meclis üyesi aday arkadaşlarımız geldi. Benim hakkımda ne söylediklerini duydum. Kalben söylüyorum, çok üzüldüm. Hiç kimseyi
buradan eleştirmek için burada değiliz. Biz yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı size anlatmak için geldik. Benim için ne dedi? Size adres sorarsanız orayı gösterir. Benim adayım da caminin yolundan size yol gösterir dedi. Sevgili arkadaşlar, bir yıl önce Karasu Belediyesi Meclisi'nden karar aldık. Köylere hizmet edeceğiz. Neden karar alıyorsun? Buralar köy. Yasal olarak hizmet edemiyorsun. Şimdi köyleri gezdim bugün. Orada yaslı geçitte de diyorlar ki belediye her yere mıcır döküyor. Ya belediyenin görevi ne? Ben evime mi getireceğim bu mıcırı? Vatandaş için alıyorum. Vatandaşın kapısına seriyorum. Size verdiğim her sözün arkasında Sayın Başbakanıma güvenerek veriyorum. Hükümete güvenerek veriyorum. Büyükşehir Belediye Başkanıma güvenerek veriyorum. Buradan diyorum ki 30 Mart'ta sevgili Karasullar, bak hiç kimsenin arkasından konuşmadım. Konuşmayacağım da. Ne derlerse desinler. En güzel kararı sandıkta siz vereceksiniz. 30 Mart'ta ben burada sözlerime son verirken 30 Mart'ta sandığı size, sizleri Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Büyük fotoğrafımız olmazsa olmaz. Evet, köyümüzün AK Parti köy temsilcisi Erkan Aydınlı'yı sahneye davet ediyorum.